Herkese merhaba çift denet izleyenleri. Yeni bir ofisçi video ile karşınızdayım. Bu sefer konuşacağımız konu buradaki insanların çift denet ofisindeki ilk günü. Şimdi çift denet gerçekten popüler bir yer. Dışarıdan baktığınız zaman hakkında onlarca video olan, hakkında onlarca yorum olan ve gerçekten efsane bir ofis. Çünkü buraya girdiğiniz zaman hayatınızda görebileceğiniz, Türkiye'de görebileceğiniz birçok teknolojiyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu ofiste çalışmak gerçekten keyifli ve zevkli. Peki buranın çalışanları bu ofise geldiği ilk gün nelerle karşılaştı, ne düşünüyorlardı, ne buldular? Gelin herkesin ilk gününe yakından bakalım. Evet Esabil. Evet selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Anlatsana biraz. Neyi? Anlat sen seversin. Anlat anlat sen seversin yalanı. Buradan öncelikle izleyicilere sesleniyorum. Bir önceki videoda Furkan bayağı mızıkçılık yaptı. Ben bütün şeyleri bilmiştim. Kinlenmiş çıkan, ya gerçekten. Kutudan çıkan her şeyi bilmiştim. Neredeyse rengini bile biliyordum. Ama Furkan mızıkçılık yaptı. Ben aslında o yarışın birincisi benim. Altı abi hesabıyla aynı yaptın ve ne oldu? İkiniz de birinci oldunuz. Aa birinci evet, mi oldun? İkiniz de birinci oldunuz. Buradan sesleniyorum şimdi. Konuya dönebilir miyiz? Lütfen. İlk iş günün. İlk iş günüm bundan herhalde 10 ay önce falan burada ilk iş günümdü. İlk geldiğimde burası bayağı kalabalıktı. Ama ilk iş gününe dair unutmadığım bir şey var. Hı. Gelir gelmez bana saat 9'da geldim. 12'de yayınlanacak videoyu. Direkt tırnak içinde kilitlediler. A101'den bir şey mi alınmıştı yoksa ofis içi videosu muydu neydi hatırlamıyorum. İlk hatırladığım şey o yani. Ama hızlı olmak zorundayız. Hızlı olmak zorundayız ama bir bismillah bir adam gelsin otursun daha ben kısa yollarımı yüklememişim bana video veriyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ofiste hani insanlar hakkında hatırladığın şeyler ne? Mesela işte Sevde diyor ki Furkan beni sevmiyordu işte ne bileyim Deniz şöyleydi Seza böyleydi. Nasıldı? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum ya. O kadar mı ya? O kadar. Yani... Tek hatırladığın sen kilitledik bunu hatırlıyorsun. Evet yani o kadar nasıl kilitlediyseniz artık. Peki burası dışarıdan nasıl görüyordun? İçeri gelince ne fark ettin? Dışarıdan çok güzel görünüyor. İçerisi de çok güzel zaten. Burada çalışması çok zevkli. Çok eğlenceli. Arkadaşlarımızın hepsi de öyle. İlk geldiğimde de öyleydi. Ama ben şeyi hatırlıyorum yani. Kitlemeseniz herkes... güzel ofisiniz aslında. Şeyi hatırlıyorum. Herkes ilk gününde böyle ne bileyim börek getiriyor, tatlı getiriyor. Ben hiçbir şey getirmedim. Sağ ol. Bunu hatırlıyorum yani. Aykut yanında iç çekti bu arada yani. Hani... Aykut ne getirmişti? Ne getirdin? Hiçbir şey değil. İzmir'den geldim ama boyoz ama işte normalde getirmen lazım. Evet. Puh. Bir gevrek yerdik. Göz bir onu aradı. Neyse abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii kötü şeyler söyleseydin son videonda olabilirdi. Görüşürüz sağ ol. Hadi sağ ol. Hoş geldin Aykut. Hoş bulduk merhabalar. Sallanıyorsun. Tamam. Stresli misin? Yok. Ne zaman başladın? 1 Mart tam olarak. Şöyle ben tam böyle ne zaman geldim? Pazar günü geldim. Ya yani pazar günü İzmir'den buraya indim. Hı hı. Hemen bir eve geçtim. Ertesi gün buraya geldim. Bismillah daha bavulu koyar koymaz dediler ki Mercedes 200 videosu var. Yani inanılmaz bir arabayla karşılaştım. Mercedes 200'ydi. Şu an Türkiye'de çok az sayıda var o arabadan ama hemen o arabanın çekimine falan gittik. Ekip olarak da iyiydi. Sabil vardı ilk iş günümde. Daha sonrasında ilk o arabanın çekimini yaptık. Ve gerçekten çok iyi bir arabaydı. Daha sonra ofise geldim hemen adapte oldum. Adapte olmamı sağlayan ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar. Bu şekilde abi, ne anlatayım abi? Ne görüyordun dışarıda? Ne oldu? Nasıl bir yerde yani? Abi şöyle yani daha öncesinde bu kadar yoğun trafiğin olduğu bir yerde değildim ben İzmir'de. Öyle yürümüyor daha doğrusu. Herhalde ben öyle görüyorum. Ama burada her şey çok hızlı ve heyecanlı ve her şey çok iyiydi. Yani öyle dışarıdan öyle görünüyordu. İçeride de öyleydi. Yani. Ben en çok neyi seviyorum biliyor musun? Pazartesi Mercedes'in elektrikli arabasını çekerken evet. Cuma BMW'nin 1,5 milyonluk arabasına geçiyorsun. Evet. Salı günü 40 bin liralık laptopa geçiyorsun. İnanılmaz deneyimler var kesinlikle. Yani bahsettiğin gibi bu bucağı yok yani. Gerçekten o bahsettiğin gibi birçok şeyi deneyimleme fırsatı, onu görme, birebir dokunma fırsatı buluyorsun. O anlamda prodüksiyondaki arkadaşlar için iyi bir deneyim bence. İlk gününde yoğun geçti yani. İlk gününde evet yoğundu yani. Profesyonelliğini konuşturdun ama. Tabii ki. Orada yani profesyonel olmazsan zaten. Tabii ki derken bir gülüşün var orada ömre bedel. Teşekkür ederim. Evet Seza kayıttayız. Merhaba Furkan. Bir daha der misin? Merhaba Furkan. Bir daha der misin? Yeter. Seza ilk günün nasıldı? İlk günüm romantik bir yaz günü. Evet. İlk iş günüme başladım romantik falan değildi. Gayet sıcaktı. Her neyse ofise geldim. Kimseyi tanımıyorum. Bir Allah'ın kulunu bile. Beni... Tanıdığım bir insan var o da izde çıkmış. Ofise girdim. Neyse ki kendi bilgisayarımı yanıma getirmiştim. Umut sağ olsun bir 3-5 gün bana bilgisayar da vermedi. Kendisi yok burada. Ben bir döndüm baktım ama yok. Bilgisayarımla geçtim masamın başına oturdum. Beraber çalışacağım ekip arkadaşım dediğim gibi tatilde olduğu için tam olarak ne yapacağımı da bilmiyordum. Mailim açıldı. 2-3
sohbet ettim arkadaşlarımla. Ama onun dışında heyecanlı bir şey oldu mu diye sorarsan kesinlikle olmadı. Oturdum ve kalktım. Kahve almaya kalkıyordum arada bir. O kadar insanlara böyle yapmacık yapmacık gülümsüyordum. Merhaba işte iyiyim sağ olun siz nasılsınız ben de Seza falan diye. Onun dışında hiçbir değişik bir şey yaşamadım açıkçası ilk günümde. Ben yeni bir ortama girdiğim zaman biraz çekingin. Mesela sende var mıdır? Şöyle beni o ortamdaki enerji çok fazla etkiliyor. Yani burada nasıldı? Pozitif bir enerji vardı ama yine dediğim gibi kimseyi tanımamanın, hani bir kişiyi bile daha önce görmemiş ve tanımamış olmanın verdiği bir gerginlik tabii ki de vardı üzerimde. Bir de burası inanılmaz yoğun çalışılan bir ortam olduğu için ekip sürekli bir şeylerden bahsediyor ve sen ona dahil olmaya çalışıyorsun. Olamıyorsun da ilk günler açıkçası. Çünkü dediğim gibi inanılmaz bir yoğunluk var. Kendini dahil etmek zorundasın ya da işte arkadaşların sana zaman ayırdıkça sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. İlk günler birazcık benim için gergin geçti ama daha sonrasında herkesle işte toplu taşıma aracına binerken yürürken muhabbet ettik. Öğle aralarında muhabbet ettik. Yavaş yavaş kaynaştık. Keyifli günler de geldi arkasından. İlk gün benim nasıl olduğumu hatırlıyor musun? Hayır, seni hatırlamam. Şurada oturuyordun sessizce. Kim hatırlıyorsun? O kadar. Tanıdığım bir kişi bile yoktu dedin. Aslında Deniz'i tanıyordun. Deniz'i tanıyordum ama dediğim gibi Deniz tatildeydi. Biz daha önceki iş yerimde Deniz'le beraber çalışmıştık. Şunu sormak istiyorum. Şimdi pazartesi işe başladı. Pazar günü Deniz'le ne konuştun? Yani gerçekten hatırlamıyorum. İşte ben hatırlıyorum. Cuma günü iş çıkışı ben Seza'yı aramıştım. Kendisinden bir öncelikle not defteri rica ettim. Başlayacağı gün hani nasıl işler karşılaşacak? Hani not alarak çalışırsa daha sağlıklı olur diye düşündüm. Elimizdeki işlerden bahsettim. Çünkü zaten işin içinde olduğu için kendisi hemen kavrayabilir diye. Yani direkt işe başlayıp hiçbir şeyden haberi yok değildi. Oldukça konuda bilgili. Peki Esabil'in ilk iş gününü hatırlıyor musun? Esabil'in özellikle ilk iş gününü hatırlıyorum çünkü masalarımız tam arka arkaya ve ilk geldiğimde yeni bir kişinin işe başladığını görmüştüm. Hemen arkamı döndüm, ben hiçbir şey söylemeden günaydın nasılsınız diye böyle çok pozitif bir enerjiyle bana selam vermişti, sanki benim ilk iş günümmüş gibiydi. Çok etkilenmiştim açıkçası birinin ilk iş gününde bu kadar pozitif bir şekilde merhaba demesi. Beni hem sevindirmişti, yeni bir arkadaş dahil oluyor aramıza bu kadar pozitif bir insan olması sevindirmişti. Hem de onun da kolay adapte olacağını görmüştüm. Gerçekten aklımda kalan anlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Benimle alakalı ilk iş gününde kötü anılarım varmış. Şöyle, işe başladığım ilk gün pandemi sebebiyle ofisten çalışma yoktu. Ofis bilgisayarımı da Furkan hazırladı sağ olsun. Sevgili Furkan. Hazırladığı bilgisayar birazcık performansı düşüktü, yani şarj olmuyordu. Maile girmeye çalışıyorum, kendi kurulum yapmaya çalışıyorum. Yani bilgisayar sorunlu. İşe de ilk günden böyle sorunlarla başlamak istemediğim için kendi bilgisayarımı kurdum falan vesaire neyse. Sonra hemen zaten yenisi geldi. Teknolojinin içinde olduğun zaman bütün ürünler. Hatta şu an hem oyun bilgisayarım var hem iş bilgisayarım var. Bu nasıl bir hayat be? Valla bütün imkanlarımız gayet güzel. İlk iş günüm nasıl? Ondan bahsedeyim. Ofiste sadece Umut vardı, Hakkı Alkan vardı. Ben de bilgisayar almak için gelmiştim ama biraz pandeminin gerçekten böyle hassas oldu dönemde, yaklaşık 1,5 sene önce. Çok geriliyordum. Böyle maskeler, 2 tane eldiven. Eldiven üstündeyken dezenfektan falan sürüyordum. Yani feci bir psikolojik seviye. Hı hı. İlk günde de zaten böyle bir intiba bıraktım kardeşim. Hani böyle bu adamın galiba psikolojisi bozuk. Hani kendiyle kafayı bozmuş falan. Tahmin ediyorum öyle düşünmüşlerdir. Ondan sonra yaklaşık bir 2 ay sonra ekipçe çalışmaya başladık. Onun öncesinde ben hep insanları online tanımak zorunda kaldım. Furkan'ı online tanıyorum. Hatta Furkan'la şöyle bir anım var. Hatta birkaç anım. Bunu zamanla törpüledik. Bir iş yapmamız gerekiyor. Furkan'ı arıyorum. Furkan telefonu böyle kim bilir o sırada falan. Ne yapıyordum kardeşim ya? Böyle hiç sevmem bu tarz konuşulmasını. Efendim desin. Doğru bir başlangıç için çok önemli. Neyse bunları da Furkan kardeşimizle pekiştirdik. Sağ ol. Mağaradan çıktım. Ondan sonra ofiste de çalışmaya başladıktan sonra her şey çok güzel oldu. Çünkü işimiz video işi olduğu için ofiste olmamız gerekiyor. İşin başında olmamız gerekiyor. Gayet iyi ısındık birbirimize. Zaten şu an benim 1,5 sene söylediğim gibi 1,5 sene olacak. Her şey yolunda. Ben hatırlıyorum ya, seninle 2 ay devam telefonda konuş ama kimle konuşuyorum ya bilmiyorum. Kim bu kardeşim? Kim bu ya? Gelmiş bana telefonda şöyle açılır böyle açılır, ben de bir sinir olmadım değil tabi. Sonuçta her tarafı ha hu diye açmıyoruz. O an denk gelmiş. Neyse ama güzeldi yani. Evet. Ofise geldiğimiz zaman da senin bilgisayarı falan değiştirmiştik hakikaten. Evet, evet. Şu an nasıl bir intikam aldıysan hem oyun oynamak için ayrı hem mail atmak için ayrı her bilgisayarım şey var. Hatta şu an bir tane daha ayrı bir iş bilgisayarı var, ona geçiş yapmaya görüşürüz, sağ ol.
İyi, hoş, güzel. Murat abi her zamanki trollüğünü konuşturuyor. Tabii kamera seni bulmakta zorlanıyor. Bir netleyeyim seni. Evet. Yine şey yaptı. Hoş geldin. Hoş gördük. Sen ofisin farklı bir yüzüsün. Evet. Burayla ilk kesişmen 2 yıl falan oluyor galiba. Evet. Bayağı uzun bir süre. Evet. Nasıldı? İlk geldiğim zaman, bu tabii ki yaklaşık 1,5-2 sene önceydi. İlk geldiğim zaman her zamanki gibi akşam videosuyla başladım. Ya sen nereye bakıyorsun ya? Kameraya baksana. Kameraya bakıyorum. Nereye baktım görünüyor? Nasıl görünüyorum? İlk geldiğim gün Hakkı abi buradaydı. Furkan buradaydı. Mertcan buradaydı. İkinci gelişim benim SDN ofisine. Çok sevdiysen demek ki bir daha gelirim evet. Buraya dedi. 2 hours later. Dur, tamamlayacağım. Nasıl tamamlayacağım? Ofisi seviyorum diye yalan söylemen gerekiyor evet, galiba. Evet, evet. Keyif aldığım bir ortamdı. O yüzden ikinci sefer geldim. Bir tur daha atayım. Bir tur daha. Bir daha görüneyim aslında. SDN ofisine katma değer sağlayayım. Ben çok geldiğimde mutlu oldum ama. Evet, ben geldiğin de. İlk geldiğim zamandan bu zamana değişen bir şey benim açımdan. Hala akşam videolarını ilk ben yapıyorum. Biraz belki hızlı olduğum için olabilir. Ama öyle. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii soğuk şakalarım var gibi gibi. Büyük komple atacağım. Şey olayımız vardı bizim şirkette. FIFA turnuvası yapılıyordu. Evet. Furkan düzenlemişti. Ve turnuvaya en iddialı katılan bendim. Evet. Net bir şekilde FIFA'da pro player'ım. Yani çok iyi oynuyorum. Tabii videonun başlığına Murat abiyle PES yazınca herkes Murat abi başka bir Murat abi zannetti. Aşağıda bize biraz kızmışlardı. Yani. Ama o günün en büyük konusu senin çoraplarındı. Evet. Çoraplarıma kadar küfür ettiler. Yani. Sen gerçekten bu ülkenin en büyük trollüsün abi. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sevde geldi ve kameranın boyunu indiriyoruz şu an. Ofisteki ilk gün nasıldı? Ofisteki ilk günüm güzeldi. Yani benim buradaki serüvenim çok amansızca başladı. Hiç planda olmayan bir şeydi. Ben görüşmeye geldim işte. Birebir görüşme yaptık. Ardından ofis ortamına geldim. Benim YouTube'da bir videom vardı. Dev ekranda bir videom oynatılmıştı. Kendim ürettiğim bir videoydu ve şok olmuştum. Çünkü o kadar insanın aynı anda beni izlemesi hani böyle bir şok etkisi yaratmıştı. Sonrasında tam zamanlı gelmeye başladım ve ilk videom da scooter videosuydu. Oldukça eğlenceli bir videoydu. Ben şuna değinmek istiyorum. Senin geçmişte yaptığın, çektiğin video buraya girmen de çok işe yaradı. Evet. Aslında burada herkesin bence alması gereken mesaj şu, sevdiği işi yapmak istiyorlarsa illa bir yere girmeye gerek yok. Kendi tecrübelerini kazanıp daha sonra o tecrübeden de faydalanabilirler, onu söyleyeyim. Geçmişteki o video senin çok işin yaradı. Peki buradaki yoğunluk, buradaki işte dışarıdan baktığında shift'lere net, sen işte bir takipçisin hem öğrencisin. Evet. Ondan bahsetsene biraz. Yani dışarıdan baktığımda şöyle gözüküyor tabii ki. Bu kadar zor bir süreç görmüyorsunuz. Çünkü dışarıdan izlediğiniz şey önünüze gelen öğlen 12 videosu, akşam 6 videosu. Ama içerideki işleyiş o kadar farklıymış ki. Hatta ben ilk başlarda hiç adapte olamamıştım. Deniz abiyle işte anılarımız vardır. Deniz abi bana defalarca şey demiştir. Not al artık, not alarak çalış falan. Çünkü her şeyi unutuyordum. Bir süre sonra tabii o oturdu, artık düzenli bir şekilde çalışıyorum. Ama kesinlikle bu yoğunluk dışarıya o kadar da yansımıyor. O yüzden insanlar sanıyor ki hani video çekiyorlar, editliyorlar. Ama işte olay tam olarak öyle değilmiş. Bir de şöyle bir efsane var. Sen Furkan'ı sevmiyormuşsun. Yok, öyle değil. Furkan beni sevmiyormuş şu anda. Sen de bu soruya cevap verebilirsin. Mesela ben Furkan'a sormak istiyorum. Benim ilk iş günüm benim gözümden böyle. Furkan'ın gözünden bir kız geldi ofiste. SDN ofisinde ekran yüzü olacak bir kız. Furkan ne düşünmüş mesela? Madem samimi olacağız, böyle her şeyi biliyorum havasıyla bir gidişim vardı. Ben de biraz ona galiba itti beni o biraz ama şu an aramız gayet iyi. Aynen, şu anda best friend forever'ız Furkan'la. Benim iş günüm böyleydi dediğim gibi ama Furkan'ın dediği çok önemli kesinlikle. Eğer bir şey istiyorsanız yani basit zor demeden kesinlikle adım atmalısınız. Çünkü benim kendim ürettiğim içerikler yani maksimum 1000 izlenmiştir arkadaşlar. Ama o içerikler beni buralara taşıdı. O yüzden sizler de adım atmayı ihmal etmeyin diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Herkesin ofis içerisindeki ilk gününe bakmış olduk. Gerçekten ilginç anılar var ve ben de ofis içerisindeki ilk günümü anlatmaya başlayayım. Ben bu ofise ilk olarak 2018'in Ağustos ayında gelmişim. 2019 geçmiş, 2020 geçmiş, 2021'de bitirmek üzereyiz. Gerçekten bayağı bir zamandır bu ofisteyim. Benim ilk anım şöyleydi. Bu ofise ilk geldiğim zaman stajyer olarak başlamıştım ve buradaki işleri gerçekleştirmem gerekiyordu ve bana o gün verilen en büyük iş Hakkı abinin evine gitmekti ve PES oynamaktı. PES henüz yeni tanıtılmıştı. Aslında yeni tanıtılmamıştı. Tanıtılacaktı ve ülke
ülkemize girmeden önce bize incelememiz için kod gelmişti ve stajyer olarak al PES'i oyna video çek demişlerdi. Bu gerçekten harika bir şeydi. Yani şifre internete geliyorsunuz, Türkiye'de hiç kimse de olmayan oyunu direkt oynamaya başlıyorsunuz. Ki zaten ben aşırı bir PES manyağıydım o zamanlar. Vakit oldukça devamlı amcamla falan oynuyordum. Ardından PES'i oynarken yeni bir iş çıktı. Bu seferki iş bir kameramanla beraber, Oğuz abiyle beraber gitmem gereken bir yer vardı ki o da Hakkı abinin eviydi. Ben bu ofise geldiğim zaman Hakkı abi uzun yıllardır takip ediyordum ve 2012 yılında Shift.net'e iş başvurusunda bile bulunmuştum. Bir mailim bile var, eğer bulabilirsem koyarım. O kadar eskiye gidiyordu. Düşünsenize, geldiğiniz ilk gün hemen oyun oynamaya başlıyorsunuz. Hadi bunu geçtim. Direkt patronun evine, tam da Hakkı Alkan'ın evine gidiyorsunuz. Hakkı abinin evine gitmiştik, çekim yapmıştık. Orada işte Hakkı abinin ailesiyle tanışmıştım. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir gündü. Tabii ki böyle bir hayal edemiyorsunuz. Yani ben orada ne yaparım, ne ederim, ama gerçekten buraya gelip çalışmaya başladıktan sonra bayağı bir keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Diğer insanların fikirlerini de görmüş olduk. Herkes burada fikirlerini söyledi. Bence Shift.net çalışmak için harika bir yer diyor ve sizin de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Shift.net'i ne zamandır takip ediyorsunuz? Burada çalışsaydınız sizce hangi görevi gerçekleştirebilirdiniz ve sizin ilk iş gününüz nasıldı? Heyecanlı mıydınız, değil miydiniz? Lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.